Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'de dereceli nihayet geldi. Çin'e dereceli nihayet geldi. Ben de başladım artık. Pingsiz, lagsız bir oyun oynayabileceğim. Lushna doğru gidiyorum alabilirsem. Alamadım. Kime gidelim, kime gidelim, kime gidelim. Çok bir şansımız yok. Lissandra aldık. İlkten alacağımız şampiyon benim için genelde çok fazla bir önem taşımıyor. Şurayı bir şey yapalım. Sesi bir 20'ye indirelim bakalım çok fark edecek mi? Bana yüksek geldi. Eğer size de ses çok fazla geliyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki oyunda daha fazla şey yapayım. Düşürebilirim bu şekilde. İlk karşılaşmam bu benim derecelide. Umuyorum dereceliyi seçmişimdir bu arada. Çünkü iki seçenek vardı. Hangisi dereceli çevirmeye çalıştım ama tam anlamadım. Bunda işte çevirisinde biraz güzel çeviri yoktu yani. O yüzden şu anda emin değilim, muhtemelen dereceliğe girmişimdir. İlk karşılaşmam. 5 karşılaşma sonucunda artık nereye yerleştirilirsek çok büyük bir sorun değil. Ben yukarılara doğru gideceğimi düşünüyorum. Zaman zaman Türk serverından, zaman zaman buradan oyunlar sunacağım ben size. Kimi alsak? Çok da bir şeyimiz yok burada herhalde ya. Güçlülerden alalım bari de. Nasıl olsa kaybetmeyeceğiz buradan. İlk yerden 5 altınımız vardı ama 5 tane ayrı şampiyon çıktı. En azından önümüzdeki turn daha var. Bu turnlerde bir tanesini, iki tanesini belki ikileme şansımız olur diye umuyorum. Hangi komboya gideceğimizi daha kestiremiyorum. Oyuna biraz hakimseniz hangi komboların neler olduğunu, neler verdiğini biliyorsunuzdur. O yüzden ben de ufak ufak öğrendim. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum combo konusunda. Hani kaçırma anlamında falan ama yine de tabii Türkçe oynasaydım daha iyi olurdu. Bir item. Para değil lütfen. Neyse güzel item geldi. Şimdi buradan ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Güzel şampiyonlara da gidebiliriz. İkileme dışında. Lulu da Lucian da güzel aslında da. Öyle yaptık. Bir de bunun yanına tank verelim yine de. Şimdi düşünüyorum ben. Warwick'i satacağız. Lulu'yu almak isterdim. Şöyle yaptım. 3 silah şöyle oldu en azından. Yani öne biraz atmam Tristana'ya güzel olmadı ama zaten burada kaybetmeyeceğim. 4. için çok şanslı olmamız lazım. Gangplank çekmemiz lazım. Bir tane de buradan geldi. Bir item de buradan. Güzel bir başlangıç. Şanslı bir başlangıç oldu şimdiye kadar. Şuradan bunları aldık. Bir tane daha bunu aldık. Şu ikisini satacağım. Nereye döneceğimiz belli değil şimdilik. Şunu arkaya çekelim. Bunu böyle çekelim. Hatta şöyle yapalım. Şu üç soylumuzu da buraya koyalım. Belki bir şekilde soyluya falan da dönebiliriz. O yüzden ben arkada yerini hazırlıyorum buranın. Şu adam gereksiz. Şunu şöyle ortada tutalım. Buradan yine bir yerlere yürüyebiliriz. Bu turn'u yenersek bir sonrakini yeneriz diye tahmin ediyorum. 4 kişiye dönmüş ama benim şu anda elimdeki combo ve 2 seviye adamımla beraber rahat rahat alacağız. En azından ben öyle umdum ama oy çok kalabalıklaştılar. Hadi kanki ölmeden rahat rahat alacağız dedim ama sanıyorum öldük. Çok fazla adam vardı ya. Şey bu maymun adam çok fazla şey yaptı. Neyse ki aldık. Beni bayağı zorladı ama 2980 hasar vermiş Tristana. Neyse. Şu ikisini alabilirdik. Hala da alabilir miyiz? Alır mıyız? Bunları bir satalım. Şöyle yapalım. Ya da bunu bir kişi satmak lazım. Kimi satalım? Bir ön saflara bir şey. Ya da bir tane daha ben şundan aldım. O da çünkü silah şör bonusunu kullanacak. O yüzden kötü olmaz diye umdum ama. Bunlar da arkada biriksin. Tamam, burada kolay bir galibiyet aldık. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Önümde her videoda söylediğim gibi neredeyse bir tane liste var itemlar için. Itemlar çok fazla var hala. Tam olarak neyle birleştiğini bilmiyorum. Hani bildiklerim var böyle ünlü itemlar ama. Ya da emin olmak lazım hata yapmamak adına.
Birazdan kullanacağım sanıyorum. Biz sana bir tane daha aldık. Lucian aldık. Bu parayı tutalım burada. Şimdilik öyle süper bir item'ım yok. Sadece şu ikisini birleştirince olan item var. Ama bunu da bir tanka falan vermek istiyorum. Çok fazla hayatta kalacak bir şampiyona vermek istiyorum. Tristan üzerinde falan harcamak pek düşüncem değil benim. 4 tane direkt korsanla... 4 korsan değil mi? Aynen. Yok, 3 korsanı var ama... Alırız herhalde burayı. Bizi zorlayan şu anda tek item'lı Lucian var. Ama Lucian'ın üzerindeki patlayınca ölecek. Güzel. Galibiyet serimize devam ediyor. Takımdakilerden bir tanesini ikileyebilirsem çok daha iyi olacak. Gangplank var mı burada? Veya herhangi bir korsan. Lucian görüyoruz. Lucian almak istiyorum ama en fazla puan bende. Lucian'ı bırakmayabilirler. Lucian dışında öyle çok çok istediğim bir şampiyon var. Morgana olabilir. Ama önceliğim benim Lucian olacak. Bakalım kalacak mı Lucian? Hadi kankiler. Son iki adam. Bir ben bir o. Lucian'a gidiyor gibi sanki ama bana doğru gelirse... Neyse tamam güzel. Güzel. Item fena değil. Yani hani öyle efsane bir item değil. Lucian için üzerinde kullanabileceğim seçenekler az ama belki kırmızı buff falan yapabiliriz. İkiledik en azından burayı. Şunu alalım. Bunu şöyle tutalım. Bir seviye daha atlayabiliriz ya. Ama paramı da harcamak istemiyorum. Morello'na gerek yok. Zeki'ye de gerek yok. Karayel de veresim yok ya benim bu adama. Şu anda Karayel yararlı olurdu. Çok iyi olurdu aslında. Bir hata yapıyor olabilirim. Burada level atlasam belki çok daha mantıklı olabilirdi. 3 tane tamam. Çok güzel. Darius'a gitti. Darius seviye 1. Darius'u erken indirebiliriz belki. Ama öyle dememe rağmen Darius çok yaşadı. Ama alabildik. Tamam güzel. Serimiz devam ediyor. Şu anda belki ben Graves'i dışarı alabilirim. Graves vuruyor ama çok hızlı ölüyor ya. Graves yerine başka bir şampiyon olabilir. Garen'i aldık. Mesela Garen olabilir şu anda. Bir Lucian daha aldık. Bunları değiştirelim. Bir seviye atlayalım. Kimi koyalım? Bir Lucian daha koyalım buraya. Ben bu item'ı Garen'e veriyorum şimdilik. Sırf bu turn'lerde yenilmemek adına ama ondan sonra Garen'i satabilirim eğer kombom güzel gitmezse, hoş gitmezse o zaman item'ını geri alırız ki Garen'den bir para kaybımız da olmuyor. Hasara da bakalım. Bizim Lucian'lar yardırıyor. Çok iyi. 100 puan da olmamız bu seviyelerde çok çok avantajlı. Şunu alalım nasılsa para artımız var. Şimdi buradan bir Fiora alabilirdik. Önce bir şunu yükseltelim. Şu şuraya dursun. Şu burada dursun. Bu burada. Bunu şuraya çekebiliriz. Ya da şöyle yapalım. Lucian sadece et gibi yürüsün orada. Gangplank. Gangplank çok iyi. Dört oldu bu. Ama gücümüzden biraz feragat ettik. Güçsüz adamlarımız var şu anda oyunda. Bunları da güçlendirebilirsek çok çok iyi olur. 4 silahşöre erken ulaşmamız bize çok büyük çok büyük bir güç katacak. Ama ondan sonra bunları ikileyemezsek, üçleyemezsek tabii ki düşecek. Item da şart. Çok güçlü olduğumuzu söyleyemem. Silahşör bonusu benim sevdiğim bir bonus değil açıkçası. Diğer bonuslarla kıyasladığımızda güçsüz bile kalıyor. Bu da hoş değil ya. Varmak istemiyorum ben bu adamın üzerine.
Morellon olabilir aslında Garen'in üzerinde ya. Item'ları da har vur parman savurmak istemesem de Garen'e çok iyi gidiyor. Yine nihayetinde satabiliriz bunları. Fury'yi güçlendirdik. Varus'u da 2 yapacağız. Şimdilik şöyle yapacağım ben. Böyle tutacağım burayı. Hani tabii ki çok güzel oluyordu ama ben bu adamların patırt patırt diye ölmesini istemiyorum. Şu an bana çok daha mantıklı geliyor. Eğer seviye atlayan olursa yerini değiştiririz ama şu anda bu çok 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 daha iyi. Zeke'nin sancağını da harcamak istemiyorum. Zeke'nin sancağı fena bir item değil ama bu 8'li adam hiç daha canı gitmemiş. Bana kıyasla daha güçsüz. Şu an burada bir Evelynn var. Ulti attığında sıkıntı yaratabilir. Şu an herkesin arasında. Ama tamam, ultisi gitti. Bundan sonra da bir şey yapamaz burada. Güzel. 6'ya getirdik. 2 galibiyet daha alırsak deli para kasmaya başlayacağız. Fiora var. Ashe var. Ashe seviyorum. Fiora arkada tutmaya devam etsek mi? Kolcu bonusu. Kolcuya gitmeyeceğiz gibi ya. O yüzden bunları tutmanın bir anlamı yok. İblise de gitmeyeceğiz. Buna da gerek yok. Belki bir ihtimal buzula gider miyiz acaba diye düşünüyorum. Şimdi bir eşi burada tutalım da sonra bakalım. En azından kolcu almak isteyen varsa onları geride tutarız. Rakip çok çok fazla güçlenecek. Bizim gücümüz biraz kısıtlı kalacak. Yordle falan bir ihtimal olabilir. Yordle gelirsek buradan yürüyebiliriz. Çünkü Tristana'mız son 3 tane lazım. Birleşim sıkıntı. Tamam, sonra da bu adam kaldı zaten. Çok yüksek miktarda para kasmaya devam ediyoruz. Vayne'ler geldi. Bir Vayne daha alabiliriz. Burada değiştirmek istediğim biri var mı? Şimdilik yok. Burayı böyle tutacağım ben. Vayne'leri 3 yapmamın sebebi para harcasam mı diye düşündüm bir anda, sonra vazgeçtim. Sanıyorum bu turu da umuyorum kazanırız. Kazanırsak çok çok büyük artı olacak. Vayne'i tutmamın sebebi bir altın. Hani ben bunu sattığımda hiçbir zararım olmayacak. Hani şu an eğer böyle bir beklediğim bir adam gelse ve yere adam alamayacak olsam satarım. Karşıda çok güçlü bir adam var. En azından 3 itemlı bir adamı var. Ama bir seviyesi çok fazla. O Varus ulti atarsa sıkıntı yaratır ama. Neyse, 2 kişiye çarptı. Böyle 4 kişi bir yay haline çarpsaydı baya baya kötü olurdu. Aldık değil mi? Aynen. Şimdi buradan bize ne lazım? Bakalım. Eş istemiyorum. Buradan item'ı full item olan bir şey var mı? Bana yararı olan hiçbir şey yok. O yüzden paraya gideceğim ben. Gidebilirsem şu morlara gideceğim. Belki şu item olabilir. Şu 2 item Lucian'ın üzerindeki item'ı tamamlamak adına bana mantıklı geldi şu anda. Yordle'da diyorduk ama hani ya Kenan, 2 Yordle'dan birini alacağım. Biri gitti. Onu da bana salar herhalde. Tamam, güzel. Lucian'ın verdiği hasarı tamamlamak istiyorum ki üzerine item eklerken o bir tane tek parça şu anda. O da sorun çıkarsın istemiyorum. Şunu bir satalım. Lucian'cımız kanki, sen al şu kırmızıyı. Buradan benim işime yarar bir şey yok. Lucian'a şunu da verelim. Bunu belki Shojin'e falan çevirebilirim. Belki de bir sonraki hedefim Shojin olacak. Bir de Vayne koyacağım ben buraya. Şu an ben bu parayı kaybetmek istemiyorum. Bir altın gelir diye tahmin ediyorum buradaki galibiyetten. Ki şu anda karşıma gelen adam baya baya güçsüz. Çok rahat alacağım. Draven falan yapmış ama Draven yani Draven itemlı falan çok güçlü. Bütün itemlarını vermişsin sen. Draven'ın burada çıkarabileceği bir şey yok. 2 seviye olsa belki bir ihtimal. Önünü koruyabileceğim bir takım olsa belki.
O da elinden geleni yapıyor tabii. Herkes o kadar şanslı olamıyor. Kindred. 2 altın. Düşünüyorum kolcu. Gidilir mi ki kolcuya? Öyle bir değişiklik. Böyle daha mı iyi olur acaba diye düşündüm bir an. Vayne belki bir an koparsa çok fazla hasar verebilir. Karşıda 6 kişi var. Hepsi de 2 seviye. Bizim adam ulti atabilirse atamadı. Şu an çok büyük sıkıntı var bizim için. Sanıyorum yenileceğiz. Hadi arkadaşlar. Haydi 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 yapabilirsiniz. Daha kolcu bonusu olan bir adam var burada. Aldık değil mi? Bir altınlık bir şey satacağız. Kimi satsak? Şunu sattık. 50 altını tekrardan çıktık en azından. 10 galibiyet oldu arka arkaya. Seni alalım bir. Kimi satacağız? Fiora. Fiora'nın birine elveda diyelim. Bir Vayne daha geldi ama. Fiora'dan artık umudumuzu kesmeli miyiz acaba, emin değilim. Aynen haydi. Burada kurtları keseriz diye tahmin ediyorum. Bir item'ımız var. Bir item sadece. Yani şu bundan sonra o kadar güçlü değilim. Millet deli gibi güçleniyor ve benim gücüm çok kısıtlı şu anda. Hiçbir tane adam gelmiyor ya. Çok kötü, çok kötü. Garen'e gitmeyeceğim şu anda. Yine hala bir şey yok. Lucian var. Lucian kimden fedakarlık etmeliyiz? Vayne'i göndereceğiz. Eşi de sallıyorum ben şu anda. Buradan hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Kindred'e en azından böyle yaptık ama çok 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 güçsüz. Şunu aldık, paraya kıydık biraz. 50'nin altına düşeceğiz mecburen. Adamlar gerçekten güçleniyor. Benim şu anda son zamanlarda güçlenebildiğim tek yer burası. O da havaya kalktı. Lucian'dan ümidim var. Bu turu da aldık. Bu geliri kaybetmememiz lazım. Satmak istediğim şu anda gerçekten hiç kimse yok. Item'ı kullanmak istiyorum birilerinde ama. Cık. 11 galibiyet oldu arka arkaya. Lütfen ya, oyun birazcık güzel. Oyun başında güzel şanslıydı da artık. Hiçbiri mi gelmez diyordum. Neyse bir tane geldi. Bir tane daha bundan aldık. Buradan yapabileceğim bir şey yok. Bir bu geldi. Buradan da kullanabileceğim bir şey yok da bunu değiştirsem kimle değiştiririm? 3-4 yapabilirim. Şöyle yaptım bakalım. Çok fazla bonustan olmuş olduk böylelikle ama. Bir deneyeceğim bakalım, bu bizim Lucian'a falan çok fazla fayda sağlayabilecek eğer fazla fazla adama vurursa. Üzerinde de şey var zaten. Güzel ulti Kindred. Kindred'in ultisi belki de oyunu kurtardı şu anda. Tamam, harika harika, çok çok iyi. Hala 50 altınımız var, 55 altınımız var ve yükseliyor bu altın. Buradan alabileceğim hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Bunu tutmak istiyorum. Kimi göndersek? Kimi göndersek? Graves lazım bize. Graves. Bir Graves daha oldu. Nar güzel olur aslında da. Şöyle bir değişiklik yaptım şimdilik. O adam da geldi yine. Lucian. Lucian'ı da 2 yaptık. Bu adamı son anda 2 yaptım ama zaman yetişmedi. Bakalım galibiyet alabileceğiz mi? Çok fazla kişisi var oyunda. Yine bizim Kindred havaya kalktı. Darius ulti atamadan öldü orada.
Of 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 yok ediyorlar, yok ediyorlar, yok ediyorlar derken herkes az canda kaldı, en azından kurtulduk. Bu turn birazcık daha güçlü olacağız. Level'a falan oynayabilirim şu anda. Kombomu arttırmak için. Çünkü yenilmeye çok yakınım. Bakalım 100 puana kazanabilecek miyim? Böyle bir hayal gerçek olacak mı? Kimi istiyoruz? Kyle. Güzel olabilir Kyle. Burada başka işimize yarar adam yok. Kyle'ın item'ı çok güzel. Kyle'ı aldılar. Dur. Benim yer nerede ya? Bana şu şeyden lazım. Ha, gözyaşı lazım. Şu ikisinden birini almak istiyorum ben. O zaman Ahri'yi salın bana. Ahri'yi salın bana. Ahri'yi salın bana. Ahri'yi salın bana. Güzel. Çok güzel. Şu anda memnunum ben. Çünkü Ahri'yi aldım. Ahri'yi satıp hemen üzerindeki gözyaşını Lucian'a vereceğim. Böylelikle Shoujin bitmiş olacak ve bir item daha verme şansım olacak benim. Shoujin'i aldık. Bunu da aldık. Buradan bir Kindred daha geldi. Kimi koyacağız buraya? Vayne'i koyunca hem iki kolcumuz oluyor hem de üç tane soylumuz oluyor. O yüzden çok güzel bir buff. Belki bir ihtimal burada narı satabiliriz. Narı satmak en mantıklı olur kazanırsam. Çünkü nar kaç altın? 3 altın, 4 altın gerçi, aynen değil mi? Kaybetsem bile ben bunu satabilirim. Haydi beyler. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Alırsınız onu, alırsınız onu, alırsınız onu. Çok iyi, harika. Narı satmayacağım ya. Bir altın için narı feda etmek istemiyorum. Ne olur ne olmaz bir yerlerden bir şeyler alırız. Hatta şunu da alalım, böyle kenarda biriksin. Korsana gitmeyeceğim. Ne? Hayalet. Hayalet olabilir. Hayalet 5 altınlık şey vardı değil mi? Karthus var. Karthus olabilir. Miss Fortune. Miss Fortune da çok güzel ya. Bu komboya harika gidebilir. Hem korsan da oluyor. Kimle değiştirsek? Bir Garen'e elveda desek mi? Soyludan vazgeçmiş oluruz. Bir düşüneceğim ben bu tur. Bir saniye. Hemen bir düşünelim hızlı hızlı. Ya da Miss Fortune'ı şöyle yapalım biz. Değil mi? Hiçbir şeyden vazgeçmiş olmadım böylelikle. Aynen. En mantıklısı böyle oldu. Seviye 1'i bile ben Tristana'dan çok daha yararlı olacaktır diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Bu adam 4. sırada. Lucian'ın yaşaması lazım. Yok ediyoruz gibi görünüyor şimdilik. Hasara da bakalım. Lucian çok fazla veriyor. Garen bayağı etkili. Aynen, bayağı etkili. Miss Fortune seviye 2 yaparsak çok çok iyi olur. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Şöyle bir bakalım, düşünelim. Hayaletimiz var ama burada satıp da yerine bir şey alabileceğim bir adam yok gibi sanki. Burada bir şey yenilemeyeceğim. Bu turu bir geçeceğim. Item'lara bakacağım. Gelen item ne düşecek? Para mı gelecek? Ona göre yenileyeceğim. Nasıl olsa bir dahaki turn'da şansım olacak. 15 galibiyet oldu şu anda. Yenilgisiz. Elenenler var. Şunlar var. Bunlar var. Soylu bonusunun buna gitmesi bu turn'da pek bir şey değiştirmiyor ama ben Garen'de falan tercih ederim tabii bunu. Hasar. GP güzel hasar verdi orada. 1, 2 item. Spatula düştü. Bir sonraki turn'da spatula arayabiliriz. İkisini birleştirince kanı susamış oluyor. Kanı susamış da fena değil aslında. Buradan bir şey yok. Lucian. Lucian. Kyle. Kyle'a gerek yok. Buradan alacağım bir şey yok. Garen. Garen'i satacağız ileride. Hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Çok büyük şanssızlıklar. Hiç kimse gelmiyor ya. Allah Allah. Allah Allah, ne kadar altın harcadık, şu şanssızlığa bak. Kindred geldi. Kindred'la kimi değiştirebiliriz?
Lucian'ı değiştirmeyeceğim. Kindred şu anda benim alacağım bir adam değil ya. Gerçekten çok büyük şanslılık. Nihayet yenilgiye uğradık arkadaşlar. Çok fazla da hasar yedik. Yani herhalde 10 kere mi, 5 kere mi, 6 kere refresh yaptım. Bir tane adam gelmedi. Bayağı büyük şanslılık. Çok fazla para kaybı oldu orada. Şundan bir tane ihtiyacım var. Şundan iki tane, şundan bir tane. Tamam, bir tanesi en azından 3 oldu. Bir Gangplank geldi. Bu adama ihtiyaç yok. Haydi bir şeyler ver bana oyun. Haydi oyun bana bir şeyler ver. Oyuncum bana bir şeyler ver. Bir Gangplank daha geldi. Bir Miss Fortune geldi. Şu ikisini birleştirince aslında... ona gerek yok. Şu ikisini birleştirince bu Runağan kasırgası oluyor aslında. Güzel oluyor hatta şeyle, silahşör bonusuyla ama. Aldık mı burayı? Hadi beyler. Güzel. Miss Fortune şu anda bana biraz güçsüz geldi. 4 altın gayet güzel. Buradan ihtiyaç olan bir şey yok. Kindred geldi yine. Kindred alıp verebileceğim bir şey var mı? GP'yi alırız önce, ondan sonra böyle yaparız. 2 oldu burası da. Vayne. Vayne'i sırf kolcudan dolayı tutuyorum ama. Durun bakalım. 45 altında kaldık. Bu Child'e mi artık nasıl okunuyorsa, ya da Child iyi olabilir. Onunla bir karşılaşma yapıyoruz. 3 item'lı Draven var. Draven çok güçlü ama seviye 1 olması şu anda onun gücünü çok tutuyor. Ve biz de aldık zaten. Harika. Şimdi buradan bulabilirsem ben bir tane spatula bulmak istiyorum. Böylelikle en azından bir tane fazla adam koyabileceğim. Spatula bize kalır mı? Hayaletimiz var. Bu çok iyi olur. Direkt onu alacağım eğer alabilirsem. Spatula zaten yok. Başka bizim komboya gidebilecek aslında şu adam da var ama onu aldılar. Lucian. Lucian lazım ya. Lucian alayım ben. Lucian. Kimi göndereceğiz? Burada şeyin yerine. Lucian'ın yerine. Birini atmamız lazım. Miss Fortune'ı atmak istemiyorum ama. Abi kimi atacağız? Kimi atacağız? Kimi atacağız? Kimi atacağız? Miss Fortune kanki. Seni daha fazla bulabilme şansım var ya. Ya olacaktır herhalde diye umuyorum, ya da bayağı büyük bir hata olabilir ama ben onu 3 seviye yapmak istiyorum şu anda. Bu Dryze bizi bir kez yenmişti. Bu sefer yeniyor mu? Yine çok deli oldu. Bizim Miss Fortune inanılmaz hasar verdi. Belki de oyunu kurtardı ama yok. Bayağı iyi çabaladık ama bu adam güçlü şu anda. Parası yok. Canı çok az. Pek ümidi de olduğunu sanmıyorum. Benim canım hala 63. Galibiyete doğru gidiyoruz. Buradan işe yarar bir şey yok. Garen'e ihtiyaç yok. Buradan hala bir şey yok. Buradan bir şey yok. Nihayet bu adam 3 oldu. Şunu böyle değiştireceğim. Kindred bir tane daha aldık. Lucian bir tane daha aldık. Lucian'ı 3 seviye yaptık. Bu inanılmaz oldu. Hatta ona bir de kana susamış verdim ben ya. Aa pardon. 2 tane Shoujin'i var bunun zaten. Ha, biz yaptık bunu değil mi? Şu an Lucian'dan gelen hasar inanılmaz fazla ve bu adam yaşadığı müddetçe ortalığı yalan edecek. Çok güzel. 4550 hasar verdi. Ve bir hasara baktığımızda Vayne çok yetersiz. Kolcu bonusundan vazgeçebiliriz sanıyorum şu anda. Buradan bu item düşecek. Kyle. Kyle almalı mıyız?
kenarda tutmalı mıyız? Orsana ihtiyacım yok ya. Ben para artık şu andan sonra çok şey değil. Bunu böyle yaparsam ben hala soylum olur. Şöyle yapacağım. Bunun itemlarını istiyorum ben. Kimde olsun? Bu sende olsun. Bunu kime verelim? Morellon burada hangisine daha iyi gider ya? Morellon konusunda emin değilim de şu item'i bir alalım. Hadi sana verdik. Buradan ihtiyacım olan bir şey yok, bir şey yok. 51 altın. Aa, bu parayı artık iyice har vurup harman savurabiliriz diye düşünüyorum. Ben zamanım oldukça şey yapacağım. Bir kayıl daha aldık. Yöreye gerek yok. Buradan da bir şey almadık. Zaten yenerim diye tahmin ediyorum ama yenemezsem bütün parayı harcayacağım. O kadar güçlü mü? Değil gibi. Benim Lucian'ım 3 seviye yok ya. Yok, alamazsın değil mi? Kanka alamayacağını söyle bana. Bir, sanki bir yalan oluyorum gibi ama. Aldın mı? Aldım aldım, bitti. Yendik mi? Yendik. Böylelikle Çin'deki ilk dereceli karşılaşması kazanmış olduk. Hatta o kadar da zorlamadım yani. Hani 30 altınım vardı, daha şuradaki itemlarım vardı vesaire. Canım da çok fazlaydı. Hani bu canı da güzel şekilde kullanabilirdik. Aynen, dereceli oynamışım. İlk karşılaşmamı kazanınca ne bu, demir 1'e attı galiba beni. 101 puan verdi. Gayet güzeldi ya. Silahşör bonusunu dediğim gibi çok fazla sevmiyorum ama combo bize bunu sundu. Takım bize bunu sundu. Direkt oyuna 3 tane silahşörle başladık. Hatta yanına Tristan'la falan koyarak combo 4 olmadı ama oyun içindeki silahşör sayımız çok fazlaydı. Bunu da kullandık. 1-2 kez yenildik. Keşke 100 puanla bitirseydik. Henüz daha 100 puanla bitirmişliğim yok. Ama bu da belki olur. Kolay bir karşılaşmaydı diyebilirim ben. Çin'e de böyle başlamış olduk dereceli karşılaşmalarını. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum sekmesinde beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri belirtin. Yaptığım hataları, kendimi geliştirebileceğim noktaları söylemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.